akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı. Selamlar herkese. Çerçevenin 40. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bir konuğumuz var. Adil, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Bu bölümde Amerikan seçimlerini konuşacağız ve Adil'i konuk almak istedik. Kendisi Amerikan seçimlerini yakından takip ediyor. Aynı zamanda Altınbaş Üniversitesi'nde akademisyen. Ben şöyle başlamak istiyorum. 2016 yılında bildiğimiz gibi Hillary Clinton, 3 milyon Donald Trump'tan 3 milyon daha fazla oy almasına rağmen seçimi kaybetti. Ve önümüzde de bir Amerikan seçimi söz konusu. Ee, i̇lk başında seçim sistemiyle birlikte değerlendirdiğimizde bu Amerikan seçim sistemi aslında çok demokratik olmayan bir şekilde se Amerikalıların seçim yapmasını sağlıyor. Ee, bu açıdan düşündüğümüzde siz ne görüyorsunuz önümüzdeki Amerikan seçimleriyle alakalı? Ee, şimdi aslında çok başlamak için güzel bir yerden güzel bir yer seçtin. Ee, şimdi Amerika'da başkanı halk doğrudan seçemiyor. Yani aslında uzaktan bakınca ya da basit bir şekilde anlatınca halk seçiyor demek yanlış sayılmaz ama iki aşamalı bir seçim sistemi var bildiğiniz gibi. Bir seçiciler kurulu seçiliyor siz doğrudan işte Trump veya Clinton işte Biden, Sanders falan değil Biden'ın delegesine Trump'ın delegesine oy veriyorsunuz ve o toplam 538 kişiden oluşan bu seçiciler kurulu kendi söz verdikleri adaya oy vererek başkanı seçiyorlar. Şimdi burada sıkıntı şurada hani ilk de arada delege seçilmesinin kendiliğinden bir sıkıntısı yok ama bu delegeler... Nüfusa orantılı olarak seçilmiyor. Mesela Amerika'da e, temsilciler meclisi e, 435 kişiden oluşuyor ama bunların her biri aşağı yukarı aynı e, sayıda nüfusu temsil ediyor. Yani yaklaşık 750 bin civarı bir nüfusu temsil ediyor. Tabii bunun sınırlarının belirlenmesinde başka sıkıntılar var. Onları gerekirse konuşuruz ayrıca ama e, şey de böyle değil. Bu electoral College denilen seçiciler kurulunda böyle değil bazı eyaletlerden bir e, seçiciler kurulu delegesi dört kat daha fazla kişiyi temsil edebiliyor. Bazısı yani işte Wyoming gibi bir eyaletten e, dörtte biri kadar Kaliforniya'daki bir delegenin dörtte biri kadar oyla e, aynı yetkiye, aynı e, oy hakkına sahip olabiliyor. Bu açıkça bir antidemokratik bir durum artık. Ya da Amerikan seçim sisteminin birçok arkaik ve antidemokratik yönünden biri. Bu nedenle işte e, Clinton e, Trump'a 3 milyon e, fark atmasına rağmen halk oyunda temsilciler e, pardon e, seçiciler kurulunda e, seçimi kaybediyor. Ondan sonra bunun daha önceki örnekleri de var. En yakın örneği Bush e, George W. Bush'un Al Gore ile yapılan 2000 yılındaki seçiminde de benzer bir durum olmuş. Daha az bir fark olsa da Algor halk oyunu kazanmasına rağmen Bush e, seçiciler kurulunda daha fazla delegeyle kazanıyor. Tabi e, adaylar, seçime giren adaylar bu kuralların farkında yani e, bunları bilerek giriyorlar. Hangi eyaletlerdeki hangi e, seçmen grubuna daha fazla hitap etmeleri gerektiğini, hangilerini kendi taraflarına çek, çevirmenin daha muhtemel olduğunu, işte onu çevirirlerse delege sayısının e, daha fazla e, kendilerine olacağını falan hesaplayarak e, bunu yapıyorlar. Ama yine de e, son kertede bu antidemokratik bir durum. E, tabii Amerikan sisteminin başka antidemokratik yönleri de var. E, bunlar ilk başta e, çoğunluğun tiranlığını önlemek adına yapılan bazı önlemler. Ama Amerika'da bu biraz e, hem artık günün koşullarını yansıtmaktan biraz, günün e, ihtiyaçlarını karşılamaktan biraz uzak hale geliyor. Hem de biraz arkaik oluyor e, ve e, antidemokratik sonuçları oluyor. Örneğin senato. E, her e, eyaletten ikişer e, üyenin, üyeden oluşan yüz kişilik bir senato var. E, ve çok e, geniş yetkilere sahip. E, ve altışar yıllık süreyle seçiliyorlar evet. temsilcilerimiz. Ama orada bir kadar. asimetrik seçim asimetrik seçim de var yani nispeten bir balans balans için yapıyorlar değil mi bunu? Evet yani ilk Amerika'nın kuruluş felsefesi itibariyle aslında eyaletler ya yani adı üstünde zaten Birleşik Devletler e, bu Birleşik eyaletlerin sanki aslında bağımsız kendi içlerinde bağımsız bir federal yapının parçaları olduğu varsayımıyla yapılıyor Ve eyaletlerin e, temsiline çok fazla e, önem gösteriliyor. Bir yandan da işte e, bir çoğunluğun azınlığın haklarını elinden almasını engellemek adına işte çoğunlukçuluğu e, dengelemek adına yapılan birçok önlem, Den işte checks and balances denilen e, yasama yürütme yargının çok net ayrıldığı bir ülke. E, o yüzden e, senatoda işte Kaliforniya 40 milyon küsur nüfuslu Kaliforniya'da eee 2 senatörle temsil ediliyor. İşte kaç 400-500 bin nüfuslu Wyoming'de aynı sayıda temsil ediliyor hı hı. ve bu da tabii e, günümüz siyasetinde yani günümüz e, siyaset sosyolojisinde diyeyim demokratlara değil e, cumhuriyetçilere yarıyor. Yani cumhuriyetçiler daha kırsal e, daha seyrek nüfuslu bölgelerin Amerika'nın işte orta bölgelerinin ve güney eyaletlerinin de daha güçlü oldukları için bu antidemokratik bazı durumlar cumhuriyetçilerin lehine işliyor ve aslında açık bir ülkede açık bir şey var demokrat genel olarak demokrat şemsiyesi altına alabileceğimiz bir çoğunluk var. Yani bu hem başkanlık seçimlerinde ortaya çıkıyor hem diğer seçimlerde hem işte kamuoyu yoklamalarında ortaya çıkıyor ama bu çoğunluk Hatta karşıtı... referandumlar yapılıyor mesela o referandumlarda da Tabii. ortaya çıkıyor. Kesinlikle ve şöyle bir şey var ee, biliyorsunuz e, ya genelde Amerika işte Avrupa ile kıyaslandığında daha muhafazakar görülür işte daha işte cahil görülür şöyle daha sağcı falan filan. Tabi bunlar bir noktaya kadar doğru olabilir ama bir yerde de bu seçim sisteminin ve e, idari yapının etkisi var bunda. Böyle bir algıda. Peki, peki ben biraz sistemden sonra şeye geçmek istiyorum. Adaylara geçmek istiyorum. İlkan sen Sanders'çısın bildiğim kadarıyla. Yanlış mıyım ben bu konuda? Yoksa Joe Biden'ı mı destekliyorsun? Yani burada bir aday aday belirleme sürecinde aslında Barney Sanders çok ciddi bir heyecan uyandırdı sadece Amerika'da değil hiç değilse Türkiye'de bile yani Avrupa'da da keza. Ya yani ben bu aday belirleme sürecinden sonra aslında Amerika'da sosyalist olduğunu söyleyen bir adayın e, bu kadar heyecan uyandırmasını konuşmak istiyorum. Bunun sebebi de şu. Liberal dünya düzeninin yarattığı bir eşitsizlik var aslında. Yani vaat ettiği ile gerçekleşen arasında bir eşitsizlik var. E, konuları göz önünde bulundurduğumuzda Bernie Sanders'ı nasıl görüyorsunuz siz, nasıl okuyorsunuz? İlkan'la başlayalım bu sefer. Ee, Numan ben Bernie Sanders'ın böyle yüzde yüz taraftarı falan değilim. Ama kendi adıma Demokrat Parti elitleri diye bir şeyin varlığını hemen hemen 20 yıldır hissediyorum. Böyle söyleyeyim Amerikan seçimlerini takip eder de. Ve e, bu adamlara karşı yavaş yavaş bilenmiş durumdayım. Yani şöyle söyleyeyim ben. Hani Al Gore'un seçiminden Adil bahsetti. Ya Algor'un seçimi sırasında mesela Bush'a karşı yenildi 2000 seçimlerinde. Ya Bill Clinton'ın e, eşini desteklemek adına Algor'un kampanyasına destek vermediği söylenir. Ki bu doğru aslında. Yani Algor'un yalnız bırakıldığı, Algor'un bir şekilde ortada açıkta kaldığı bilinir Demokrat Parti tarafından. Yani ve orada şu var. Algor yenilsin. Sonraki Hillary Clinton muhtemel seçiminde öne açılsın diye. Hani o tarz komplolar bunlar da yani hani biraz bilirsiniz bunları. Ya öyle bir şey hep var demokratlarda. Yani bir seçim birisi çıkıyor. Orada aslında böyle bir üst elit kademenin istediği bir aday var kafasında. Kurguladığı bir şey var. O hikayeyi devam ettirmek istiyor adamlar. Onu hissediyorsunuz. Ki arada bazen o hikayeyi de ezip geçen Obama gibi bir yıldız çıkıyor. O zaman tüm hikaye değişiyor. Alt üst oluyorlar. Ama onun arkasında tekrar yeni establishment'a, yeni kuruluş düzenleriyle beraber yeni bir e, hikaye uydurmaya çalışıyorlar. Hani doğal... şimdi Obama merkezi o establishmentı temsilen artık e, temsil eden bir figür haline geldi mesela değil mi? Kesinlikle öyle. Yani bu şeydi böyle. Hani herkes Hillary Clinton'ı bekliyordu, bekliyordu, bekliyordu. O yani Hillary Clinton'ı bekleye bekleye 20 yılı geçti Demokrat Parti'nin gözümün önünde. Yani <laughs> gerçekten hani Hillary Clinton gelecek diye biz bekliyoruz. Sürekli bekliyoruz. Böyle ve ya yani Hillary Clinton'da şöyle bir durum var. Yani 90'lı yıllardan gelen bir karizması var kadının hakikaten. Ee, 90'lı yıllardan beri gelen bir adı var, sanı var da ya biz yaşlandık. 90'lı yıllar unutuldu. Yani artık hiç kimse Hillary Clinton 90'larda aldığı tavırları, yani bir başkan eşinin e, statüsünü değiştiren insandır Hillary Clinton. Hillary Clinton'dan önce başkan eşi denilen kişi çok daha geri planda, çok daha apolitik. Hatta işte Jacqueline Kennedy, yani bir baktım bir fashion icon falan, moda ikonu falan olabilirsiniz ancak diye düşünürken Hillary Clinton onu siyaset sahnesine çıkartan kadındı ve gerçekten hani başkan eşinden daha başka bir karakter yarattı ki buna Monica skandalı falan da eklendi. İyice orada da biraz daha muhafazakar tavrı, aileden yana tavrıyla daha da geniş kitlelere ulaştı kadın orada. Ve bu, bütün bunların etkisiyle hakikaten siyasal figür olma ihtimali çıktı ortaya. Gerçekten çıktı ama yani öyle bir durum var ki son 20 yılında Demokrat Parti elitleri Hillary Clinton'ı başkan yapmaya çalıştılar. E başarısız oldular. E, şu an Biden meselesinde ben Biden'ın kendisine karşı değilim. Hatta Obama sonrasında Biden doğrudan tekrar e, direkt başkanlığa aday olsaydı e, muhtemelen destekleyecektim dört yıl önce. Ama şu anda öyle bir şey var ki e, resmen bir sürekli bir frene basma hali, sürekli bir plan yapma hali ve açık konuşayım siyaset alanında aşırı planlı olmanın da bir noktadan sonra fazla geldiğini ve başarısızlığa yol açtığını düşünüyorum. Ben. Biraz hani bu his dersiniz, işte kalp dersiniz, samimiyet dersiniz. Hani sahtelik dersiniz, hakikilik dersiniz. Yani şu an adaylar arasında hakiki gözüken tek insan Bernie Sanders. Yani Bernie Sanders tam anlamıyla beni temsil ediyor mu etmiyor ama yani baktığım zaman hakiki duran o. Aslında e, güzel bir nokta. Yani başka bir şeyler daha söylemek için güzel bir noktada bıraktın. Şöyle bir şey demek istiyordum. E, Amerikan seçimleri özelinde bahsettiğimizde bir de kişiliğin çok öne çıktığı seçimler bu seçimler. Ee, zaten sonuçta bir başkan seçiliyor bir kişi seçiliyor yani o kişinin e, işte tavrı şahsi şahsiyeti davranışları falan önemli hale geliyor ama bir yandan şöyle bir şey de var Sanders e, bir yandan da bir hareketin adayı yani Sanders kişiliği ne e, kişiliğiyle öne çıkan biri de olmak istemiyor bir yandan hatta e, Özel hayatıyla ilgili daha soruları çok yuvarlak geçiştiriyor. Biraz daha böyle, halbuki çocukluğundan işte Yahudi bir ailede büyümenin ve işte ailesini holokosta kaybeden bir babanın çocuğu olmanın deneyimleri böyle seçmenleri etkileyecek hikayeleri olmasına rağmen bunları vurgu yapmak yerine daha bir siyaset kamusal meselelerden bahsetmeyi tercih ediyor. Bir çünkü hareketin adayı. Yani bugün Sanders, yani yaşlı, belli bir süre sonra ölecek ya da artık iş göremez hale gelecek. Ama bu hareket ölmeyecek onunla birlikte. Öyle bir durum var. Çünkü bu bir de şey dedin çok doğru artık 90'larda yaşamıyoruz çünkü artık 2008 sonrası dünyada yaşıyoruz. Bir yandan Sanders gibi adayların kuvvetli olmasının Warren da belki o şeye katabiliriz o cepheye daha sol mesajlarla ortaya çıkan adayların güçlü olmasının sebebi özellikle de genç nüfusta. Bu nüfus 2008 sonrasında işte üniversiteden veya liseden mezun olan iş arama konusunda sürecine giren ve işsiz kalan, e, bulduğu iş çok güvencesiz işlerde çalışmak zorunda kalan, e, sağlık güvencesi olmayan, en ufak bir yaralanmada hastalıkta iflasın eşiğine gelen, e, öfkeli gençler, yani kendi babalarından dedelerinden çok daha düşük e, refah seviyelerine e, mecbur kalan insanlar ve bunun öte yan, öte tarafındaysa ters karşı tarafındaysa işte bu boomer dediğimiz e, dedeler var. <laughs> Aslında güzel bir noktaya geldik. Evet Yani daha önce de zaten hani sizin de programınızda bunu bu konuyu ele almıştınız. Bu sadece hani nesillerle ilgili işte yaşlılarla gençlerin anlaşamaması meselesi değil aynı zamanda somut maddi e, sebepleri olan bir ayrım nesiller arası bir savaş diyebiliriz buna. E, bir yandan ama şöyle bir durum var bizde yani Türkiye'nin farklı olduğu bir şey belki Avrupa'dan ve Amerika'dan. Ee, onlarda boomer'lar çoğunluk. yani Adı üstünde boomer nüfus patlaması yaşanıyor İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve o yüzden kalabalık bir nesil. Ve hmm. O yüzden şu an e, hangi aday kazanırsa kazansın yetmi en yaşlı başkan olacak. Yani Trump da ilk başkan olduğunda da e, en yaşlı ünvanını Reagan'dan almıştı. Şimdi... Onu Kendi rekorunu kıracak eğer o seçilirse. İşte Biden'da o, ondan daha da yaşlı zaten. Sanders Biden'dan bir yaş büyük falan. Yani ee, her ne kadar Sanders kendi kuşağını temsil etmese bile. Adil ee... hatta şöyle söyleyeyim ben sana. Yani 1992'de Bill Clinton'ın seçiminden bu yana Obama'yı atlarsak orada bir istisna hani ekstra bir yıldız olarak ee, yani 2000 Neredeyse 30'lara kadar 1990'lı yani 40 yıl boyunca Amerika'yı 1940'larda doğmuş insanlar yönetecek demek oluyor. Yani evet evet çok 40 yıl boyunca bir 10 yılda doğmuş insanların yönettiği bir ülke olacak Amerika. Bu dediğin sebepten dolayı birazcık da yani. Hani... Evet yani burada bir şey var ee, ve aslında burada ilginç bir şekilde en yaşlı bu yaşlılar arasında da en yaşlı olan Sanders 78 yaşında en genç kesimi temsil ediyor yani asıl kazanma umudu da şeydi, hani bu gençleri daha çok sandığa götürebilirsek, mobilize edebilirsek kazanabiliriz. Ama tabii bir onun da bir sınırı var. Çünkü genç nüfus çoğunluğa sahip değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde yani 30 yaş altı ya da 40 yaş altı bile çoğunluk değil bildiğim kadarıyla. İlginç ilginç bir şekilde kendi kuşağının değil, genç kuşağı temsil ediyor ve bu noktada sorduğunuz zaman diğer ee, yaşlılar neden kendileri gibi bir figür olan Sanders'ı sevmiyor falan diye sorduklarında işte çok bağırıyor falan gibi ee, <laughs> hani tavrında bir antipati hissediyorlar ama sebep şu bağrılan bağırılan kişi olarak hissediyorlar yaşlılar. Ee, gençler ise... Kendi seslerini duyurduklarını hissediyorlar Sanders aracılığı. Yani kendi bağırmak istediklerini Sanders söylüyor aslında bir yandan. Öyle bir ilginç e, ya, yorumlar da var. Sanders çok yaşlı olmuyor. Yani yaşlı olmasa aslında çok e, akla yatkın bir şey bu söylediğin Hı -hı. ama... Bilmiyorum mesela Cortez'de o var. Cortez evet, konuştuğunda evet. gerçekten insanlar o genç kuşak özellikle şeyi hissediyorlar yani... Bizim yerimize konuşan biri var. Mesela onu da konuşmak istiyorum biraz. Bir de adaylardan bir adım geri çekilip şeyi merak ediyorum. Amerika'nın başkanının hali hazırda Trump olduğunu varsayarsak ve Amerika'nın hala dünyanın hegemon gücü olduğunu varsayarsak bu yine Trump'ın seçilmesi ya da Biden'ın seçilmesi. Biden artık kesin gibi çünkü. Evet. Biden'ın seçilmesi durumunda bu... Genel olarak dünya düzeninde yaşayacağımız şeyleri biraz konuşmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri her zaman öncü bir ülke ve nispeten dünya düzenini de bir yerde zorlayıcı bir şekilde de olsa kontrol eden bir ülke. Şimdi Trump gibi bir adam Amerika'nın başkanı olduğunda artık o sistemin öngörülebilir olması, işbirliğine dayalı olması gibi ...klasik varsayımlar aslında ortadan kalkıyor. Bunu daha önce işte Trump'ın Putin'le yakınlaşmasında gördük. Ya da mesela Orta Doğu'da görüyoruz bunu. Gerçi Orta Doğu'daki buna doğrudan örnek sayılmaz ama... E, ...merak ettiğim biraz daha dünya açısından değerlendirmek bunu. Nasıl bir evet. dünya bekliyor tekrar Trump seçilirse bizi? Ee, yani aslında e, çok doğrudan bazı yetkileri var Amerikan Başkanı'nın... E, ve... Bunları kullandığı ölçüde de etkili olacak. Yani bir yandan şunu şu parantezi de açayım. Belki birazdan daha fazla da konuşabiliriz. Tabii e, bu başkanlık seçimiyle birlikte e, senatonun ve kongrenin de e, bir kısmı e, seçiliyor aynı anda. Yani şöyle bir ihtimal de var e, ve özellikle e, bazı siyasi gelişmeler e, şu an senatoyu da demokratların alma ihtimalinin kuvvetlendiği e, yönünde. E, hani şöyle bir ihtimal de var. Başkan Trump kalabilir ama e, meclis senatoda ve mecliste e, Demokratlar e, çoğunluk olur. Öyle de olabilir. Tam tersi de olabilir. Yani bu güç dağılımı nasıl olacak bilmiyoruz. E, ama ben ben biraz daha Trump'ın e, yenilme ihtimalinin bu seçimde daha fazla olduğu kanısındayım. Tabii değişebilir bu görüşüm zaman ilerledikçe seçim yaklaştıkça ama şu an Biden'ın da işte %99.9 Biden aday ama başka biri de olsa yani Sanders de olsaydı o da yenerdi diye düşünüyorum Trump'ın bence doğrudan yetkilerinden tabi ile birlikte bu yetki kullanıldığında çok güçlü oluyor yüksek mahkeme Supreme Court'ta yargıç atayabilme yetkisi ve kendisi bunu iki defa yapma şansına sahip oldu. Daha önce Obama'nın son yılında ölen bir yargıçın yerine atamasına izin vermedi. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu senato. Onu da Trump atadı. Daha sonra istifa eden yargıç yerine de Trump atadı. Ve bunlar hakikaten insanların hayatına doğrudan etki eden kararlar almaya başladılar. İşte sağlık konusunda olsun, işte kürtaj tartışması hala Amerikan toplumunu bölen bir mesele o konuda olsun e, temel hak ve özgürlükler e, konusunda bunlar hakikaten geriye adım e, oluyor Hı -hı. ve yaşlı daha liberal e, yargıçların Supreme Court'taki bu işte ölene kadar e, veya istifa edene kadar sürdürebildikleri bir görev daha liberal kanattaki e, yargıçlar çok yaşlı yani onların da ölme ihtimali var ve yerine Trump'ın atayacağı adaylar maalesef e, bu noktada Amerika'yı ve bence bu bir dalganın bir parçası olarak dünyayı da etkileyecektir olumsuz yönde diyorum. E, tabii dış politikada etkileri var. Trump gibi bir e, bir yandan belirsizlik, bir yandan işte kişisel çıkarlarını öne koyma e, hatta bu koronavirüs e, salgınındaki aldığı tutumla büyük beceriksizlik örneği sergilediğini de söyleyebiliriz. Bir yandan da çok 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 acil bir mesele de iklim değişikliği meselesi. E, yani bu konuda da tamamen e, Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkenin e, rolünü pasif halde tutma ya devam edeceği görünüyor eğer başkan olarak kalırsa. Bu noktada e, Biden işte daha merkezin daha böyle demokratların biraz daha muhafazakar kanadı gibi görülse de aslında merkez, yani demokratların merkezi de sola kaymak zorunda kaldı bir noktaya kadar. İşte iklim konusunda da bazı şeyler söyleyebiliyor. Yani ne olursa olsun bir Trump e, olmayacaktır herhangi bir demokrat e, başkan. Yani kimi, kimi kimi seçeceğimizin ee, önemi yok ama hiç, kimi seçmeyeceğimizi biliyoruz gibi evet, bir durum yani, var herhalde. Evet yani e, en azından Amerikan vatandaşları için böyle. Ha Bir yandan da şöyle bir durum var tabii. İşte Sanders'ın e, kitlesinin bir kısmı e, ben e, Sanders aday olmazsa sandığa gitmeyeceğim diyen bir kitle evet. var. Ama bu kitlenin ne kadar... E, büyüklükte olduğu, seçimin sonucuna etki edip etmeyeceği de e, bilmiyorum açıkçası. E, daha önceki seçimde yani 16'da e, şimdi primary'de Sanders'a oy verip yani ön seçimde Sanders'a oy verip e, genel seçimde Clinton'a vermeyen kişiler e, var ama bunlar ne ölçüde e, işte sonucu değiştiriyor bunu çok net bilmiyoruz. Bir kısmı bunların zaten cumhuriyetçi kökenli de olabilir ya da Ta tarafsız kökenli de olabilir. Ya da işte Clinton'a tepki oyu olarak Sanders'a ön seçimde oy vermişlerdir e, diyebiliriz. E, o yüzden bunu çok net olarak bilmek güç. Yani şöyle bir durum var. Amerika'da birçok farklı farklı grubu bir arada tutmanız gerekiyor e, seçilebilmek için. İşte bu ze daha zengin, orta sınıf, suburban denilen böyle şehrin e, e, banyolarında yaşayan e, bu hani klasik Amerikan filmlerindeki Hı. aileler Bunlar 2018 seçimlerinde biraz demokratlara yaklaştı. İşte daha cumhuriyetçiden demokrata dönenler var. Bir yandan bu Rust Belt işte eski işçi sınıfı şimdi daha böyle işsiz kalan mavi beyaz pardon mavi yakalı işçilerin oluşturduğu bu Midwest'teki Orta Batı'daki eyaletlerdeki kitle kitle. Sanders'ın bunlarda güçlü olduğu varsayılıyordu ama bu ön seçimde onların da Biden'a oy verdiğini e, gördük. Genel seçimde bunlar aslında belirleyici olmuştu. E, şimdi bu iki tarafı da hem biraz böyle işçi sınıfı hem orta sınıftan bazı kesimleri e, bir arada tutan e, tutabilen e, kazanacak gibi görünüyor. Bakalım. Ya İlkan ben... sen ne diyorsun bu? Genel şimdi... olarak Trump'ın tekrar seçilmesi ya da Biden'ın seçilmesi. Öncelikle ben Donald Trump'ı e... Aşırı tehlikeli bulan bir insanım hatta yani bundan 4 yıl önce falan neredeyse ilk yayınlara başlamıştım ve ilk Periskop yayınlarında Donald Trump hakkında konuşmuştum onu hatırlıyorum ve o zamandan beri ben Donald Trump'ı ama şunu da söyleyebilirim bu geçen 4 yılda çok kötü şeyler yaptı ama benim beklentim daha kötüydü açık konuşayım yani ben Donald Trump'tan aşırı kötü şeyler bekleyen bir insandım ve şunu düşünüyorum özellikle Donald Trump eğer bir defa daha seçilirse birincisi şu daha fazla ekstrem hareket beklerim ben Donald Trump'tan. Daha uç hareketler beklerim. Çünkü bir defa daha seçilme ihtimali yok. Veyahut hatta bir defa daha seçilmek için Amerika'da sistemi zorlayacak anayasa değişiklikleri için pazarlıklara oturabilir, garip şeyler yapabilir Donald Trump. Yani Donald Trump'tan daha önce herhangi bir başkanın yapmadığı, yapmak yapmayı akılından geçirmediği şeylerin yapmasını bekleyeceğimiz bir dört yıl olacak diye düşünüyorum. Yani ben, baya bayağı felaketler olayım bu açıdan. <laughs> Yani şöyle söyleyeyim mesela bu son dört yılda Amerika yani çok büyük bir askeri müdahalede bulunmadı dünyanın herhangi bir yerine öyle çok büyük bir yeni bir askeri maceraya girişmedi önümüzdeki dört yılda yani geçtiğimiz dört yıldan daha yüksek ihtimal görüyorum ben askeri bir müdahalede bulunmasını bir şekilde daha bir güç gösterisi yapmasını bir şekilde Amerika içerisinde hukuka yargıya müdahalesinin seviyesini Amerika dışındaki ülkelere dair yaptığı yapacağı hareketleri, ayrımcılığa dair işte başkanlık üzerinden verilecek kararları falan, hani hepsinde daha yüksek bir seviye bekliyorum. Ee, çok tehlikeli günlerin bizi bekleyebileceğini düşünüyorum. Çünkü e, birincisi Trump'ın iki dönem limitinden hiç memnun olmadığından eminim bir defa. Ve Amerika'da <laughs> yani elinde... Bunu, bu şey herhalde yani karakteristik bu insanlarda. <laughs> Merkez Bankası Merkez Bankası'yla da kavga etti mesela. <laughs> öyle öyle. Ee, Donald Trump ama tabii Amerikan sisteminde anayasa değişikliği bizden daha zor. Yani Amerika'da öyle amendment'ları falan kolay kolay değiştiremezsiniz siz. Ee, o tarz bir e, senatoda temsilciler meclisinde bir çoğunluğu bulması da imkansız ama... Yani normal bir yasa geçirmek bile çok zor. Evet biz yani öyle ki... geçiremez. O da bir problem aslında. Kesin kesin. yani Amerika'da öyle, Türkiye'deki gibi kolay kolay yasaların değiştirilmesi zor. Yani o bizdeki gibi böyle meclis çok çalışmıyorlar da. <laughs> Sürekli kanun yapmıyor yani böyle patır ya çok çalışıp e, böyle kabızlık yaşıyorlar. Hiçbir şey yapamıyorlar yani. <laughs> öyle öyle. Yani e, bu açıdan tabii bunu muhtemelen yapamayacak ama bunu yapamayacak olması da e, diğer ihtimali güçlendiriyor. Yani Donald Trump'ın bu defa daha seçilirse, yani ikinci defa seçilirse sırtında yumurta küfesi yok. Bir defa da hani Donald Trump'ın mesela atıyorum e, toplumsal onay e, oranı %12'ye düşse de Donald Trump için bundan sonra sorun değil. İki defa başkan seçilmiş bir adam olacak ve her yaptığı e, yatırımın tepesine adını yazan bir ego sahibi olan bir adam olarak da Donald Trump... ...adının yazılacağı bir şeyler yapacağını düşünüyorum ben Donald Trump'ın. Yani bu e, bir savaş olabilir bir büyük bir karar olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani Donald Trump'ın üzerine adını yazacağı. Yani Trump bunu yaptı. Ve hatta işte Trump doktrini falan anlatabiliyor muyum? Bu daha ağır bir hareket bekliyorum ben. Ben bu açıdan yani, <laughs> öngörülerimizin hani Adil'in öngörülerine katılıyorum ama öngörmediğimiz yani Adil'in de benim de düşünmediği ya bu nereden çıkabilir falan hani adam Mars'a roket atıyor falan öyle bir şey. Yani bu e, ya çok fantastik şeyler bekliyorum ben bu açıdan Donald Trump'tan. Çünkü Donald Trump'ın kişiliği belli. Yani Donald Trump'ın karakteri belli. Donald Trump'ın ıı, kişiliğini ve karakterini bu geçen 4 yılda bir defa daha bir 4 yıl kazanma isteği sınırlıyordu. Gelecek 4 yılda Donald Trump'a sınırlayacak hiçbir şey yok. Yani ne sınırlasın ki Donald Trump diye düşünüyorum ve yani ve onun arkasından Cumhuriyetçi Parti'ye çok kötü bir miras bırakmak falan Donald Trump için çok kafaya takacağı bir şey olacağını düşünmüyorum aynı şekilde. Donald Trump'ın e, böyle dertleri de olmadığından eminim. E, yine bir, bir taraftan düşünüyorum mesela Senatoda Cumhuriyetçi Parti yenilir diyorsun doğru yenilebilir ama ya yani bunu en az dert edecek yani Cumhuriyetçi Parti adına en az üzülecek adam da Donald Trump. Yani e, daha önceki <laughs> adamlar şey mesela McCain Cumhuriyetçi Parti'nin başına bir şey gelirse üzülür. Yani bunu biliyorduk yani McCain'i tanıyan insanlar. Mesela biliyorlardı Cumhuriyetçi Parti'nin başına veyahut da Bush'un Bush yani W. Bush Cumhuriyetçi Parti'nin başına kötü şeyler gelmesin. Partiye iyi bir miras bırakayım diye bir isteği, niyeti olabilir ama Donald Trump'ın böyle bir isteği, böyle bir alakası hiç zerre umurunda olmayacağı kesin. Onu biliyoruz. O açıdan bence dünyaya gelen anlamda, anlamda kötü şeyler bekliyordur. Türkiye açısından, e, Türkiye açısından Amerika ilişkilerinin çok değişeceğini zannetmiyorum. Türkiye'nin e, Amerika ilişkilerini zaten Türkiye'deki idarenin yapısıyla alakası var diye düşünüyorum. Bizim bizim Amerika ilişkilerimizin e, standardı belli. E, yani artık eskisi gibi bir e, stratejik ortak değiliz. Liderler liderler arasındaki birebir ilişkili işler yürüyor. O açıdan da çok bizim açımızdan bir değişiklik olacağını düşünmüyorum Donald Trump seçilirse ama dünya açısından tehlikeli günler dünyayı bekliyor diye düşünüyorum. Ben sana bir bu son dediğine bir ek olarak bir şey sorayım. Türkiye açısından e, Biden'ın seçilmesi, Biden'ın biraz daha Türkiye konusunda net bir tavrı olduğunu bildiğimiz bir siyasetçiydi başkan yardımcılığı döneminde. E, tabii şu an ne derece en son işte New York Times'da verdiği mülakatta buna benzer çok sert açıklamalar var işte. Türkiye yönetimine karşı bu konuda nasıl bir etkisi olur acaba Biden seçilirse? Ee, abi şimdi önce hatırlaması lazım Biden. <gülüyor> yani <gülüyor> o biraz o şey konuda bir etkisi etkisi <gülüyor> <gülüyor> yani e, şu durum var e, Biden ya yani başkan yardımcısı iken. Amerika'da birazcık daha iç kamuoyuna yönelik açıklamalar yapıyorsunuz. Yani bir şekilde evet. yüksek, yani yüksek profilli bir adam da olsanız iç kamuoyuna yönelik. Yani mesela orada atıyorum Ermeni lobisi, Rum lobisi, Yahudi lobisi vesaire bu lobileri yatıştırma işi size. Yani ülkenin içini başkan yardımcısı biraz hallediyor. Dışişleri bakanı, savunma bakanı, başkan falan daha yurt dışına yönelik yani pozisyonları oluyor ister istemez. Yani bu açıdan ben başkan yardımcısı olduğu sırada gerçekten Türkiye'nin aleyhine en azından Tayyip Erdoğan'ın aleyhine e, aktif bir tavrı olduğu açıktı ama bunu ben başkanken birebir sürdüreceğini düşünmüyorum şu var e, tabii ki bizde asıl sıkıntı Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin biçiminden kaynaklanıyor yani Amerika'daki ve Türkiye'deki liderlerin herhangi birisi değiştiği anda bizim ilişkiler tekrar yazılacak yani bu açıdan e, bunun hani Biden yani Sanders da gelseydi aynı şey olacaktı. Trump'ın yerine atıyorum e, mesela Mike Pence Amerikan başkanı olsa, yarın Trump ölse türkiye Amerikan ilişkileri tekrar yazılacak. Yani hiçbir şekilde düne benzemeyecek yani. Amerika yani gene Cumhuriyetçiler olsa, Mike Pence Amerikan başkanı olsa, yani gayet işte sağcı muhafazakar bir adam falan ama e, gayet Türkiye aleyhine de tavır alabilir Mike Pence. Mesela Trump'tan farklı olarak ki ya şu anda evet. e, benim Washington'ı bilen insanlarla olan Konuştuğumda bana söyledikleri Türkiye'li yani Tayyip Erdoğan'ı seven bir Donald Trump var, iki Jeffrey var, üçüncü adam yok diyorlar. Yani böyle de bir durum olmuş durumda. Yani ben senin açıdan... zaten e, Pastor Brunson olayında da aktif rolü vardı evet. malum. Aynen öyle yani o açıdan Amerika'daki ben o derin Hristiyan yapıda bir e, Türkiye'ye yönelik bir alerjinin çoktan başladığını düşünüyorum o o, o anlattığım Bible Belt tarafındaki yapılarda bir yavaş yavaş büyüyen bir e, Türkiye Tayyip Erdoğan'ın karşıtı bir e, vigilance bir şey olduğunu hissediyorum oralarda. Oraları zaten bu açıklamalarda falan görürsünüz. Yani Cumhuriyetçi Parti'nin tepe ekibi e, eski neo neokonlar e, Trump'a yakın adamlar biraz Rus karşıtlarıyla falan bir şekilde Türkiye ile ilişkiler sürdürülebiliyor. Yani onlar daha Türkiye'yi kayırma niyetinde oluyorlar. Eski NATO'cular falan bunlar böyle o ekip. Ama alttan gelen toplumla teması olan cumhuriyetçiler yani kiliselerle teması olan halkla teması olan onlar daha Türkiye'nin aleyhine ne yazık ki şu an ve o açıdan Trump'ın yerine herhangi birinin gelmesi zaten tüm ilişkileri baştan aşağı yazacaktır ondan zerre şüphem yok tabi şunu da abartmayalım Türkiye ya büyük bir ülke ve Türkiye'nin de öyle Amerika'nın tamamen karşısında yer alacak bir pozisyonu asla olamayacak onu da biliyoruz ee, bu açıdan e, bir denge noktası elbet bulunur yani öyle bir hani Amerika gelecek Türkiye'yi yıkacak falan yok böyle bir şey yani öyle bir şey olmayacak ama e, şöyle bir durum var tabii ki e, Trump'ın değişmesinin yani Trump'ın liderliğinin değişmesi Türkiye'nin tüm ilişkilerini tekrar yazıyor çünkü yani şu an biliyoruz ki mesela Pentagon'un Türkiye politikası var. State Department'ın, Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye politikası var. E, Donald Trump'ın bir Türkiye politikası var. Biz bunları anlayarak hani üçünün Ortalamasını alıyoruz işte Hulusi Akar şununla konuşuyor İşte atıyorum STK'lar bunlarla konuşuyorlar Amerikan işte Dışişleri Bakanlığı'ndan birileri geliyor hapistekileri ziyaret ediyor Trump'ın acaba bundan haberi var mıdır anlatabiliyor mesela Osman Kavala'yı Amerikan elçiliğinden birileri geliyor ziyaret ediyor Trump böyle şeyleri bilmez ama bir şekilde Amerikan'ın politikası devam ediyor anlatabiliyor mu bu, bu noktalarda biraz böyledir bu işler diye düşünüyorum bakalım göreceğiz. Ben ikinize de çok teşekkür ediyorum 41. bölümün sonuna geldik. Daktilo 1984'e destek olmak isterseniz patron hesabımızı açıklamada bulabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.